Ölüm kendini hatırlatınca insan daha çok düşünüyormuş kendi hayatını Reşat. Hani derler ya film şeridi diye. Öyle geçip gidiyor gözünün önünden. Ne görüyorsun bakalım kendi filmini seyredince? Pişmanlıklar, başarılar, öfke, hasret. Öyle daha bir sürü şey işte. Hala Zayde yaşıyor mudur Reşat? Bu dünyayı terk etmeden önce bir kez daha karşılaşır mıyım dedim kendi kendime. Bir kez daha görür müyüm? Nasip değilmiş. Olmadı. Hala kızgın mısın kız kardeşine? Ben kız kardeşime kızgın falan değilim. Ben evladını terk eden bir anaya kızgınım aslında. Bir çocuğa annen öldü yalanını söylemek o kadar kolay bir şey değil. Ali'ye baktıkça kendi günahlarımdan utanıyorum. Bak, dinle Ferman. Sen de biliyorsun ki annesi bunu küçücükken terk etti gitti. Bir daha da haber alamadık. Bırak da bari babasından haberdar olsun çocuk. Ali ile otur konuş. Hastalığını ona da anlat. Onun da bilmesi şart. Sakın Reşat. Sakın. Ben ölene kadar konuşmayacaksın. Şimdi Zahide'den sonra sırtıma öyle bir ağır yük yükledin ki bu ihtiyar omuzlarıma. Hoş geldin kızım. Merhaba. Ali nerede? O yolda geliyor. Yürümek istedi biraz spor olsun diye. Ben de izin verdim beyinize. Didiştiniz mi yoksa? Kaşındı yine dayı ya. Ne yapayım? Ben de attım onu arabadan. Hemen geldim işte. Bütün yol boyunca susmak bilmedi zaten. Ha. Gel bak gel. Koy onları oraya. Gel bak otur gel. Gel. Bu bey kim biliyor musun? Gel. Kim? Ali'nin babası. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk evladım. Demek ki bir tek babasını kırmıyor bu kerata. Asi çocuk. Artık kime çektiyse. Aslında çok güzel bir yüreği var. En kötü günlerimde de bana yardımcı oldu. Sen nerelisin evladım? Annem baban ne iş yapar, nerede çalışırlar? Biz İzmirliyiz. Babam emekli öğretmen. Annemi de ben çok küçük yaştayken kaybettik. Ferman, istersen kızı fazla sıkıştırma ha. O zaman ben bize bir kahve yapayım ha. İçeriz değil mi? İçeriz. İçeriz. Zahmet İçer. Olmazsa. Çok mu komik ne biliyorsunuz?